İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 34. oturumu gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin danışmanına Azerbaycan'ın en büyük uluslararası ve insani hak ihlallerini sundu. Tarihçi Aşot Arutyunyan ile röportaj. Dünya Evangelist İttifakı, Birleşmiş Milletleri Maraga katliamı kurbanlarının anısını onurlandırmaya çağırdı. Ruben Galician, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın 1970'te onayladığı haritalarımız var. Azerbaycan yalan söylüyor. Bir vasiyetin izinden, Doğu Ermenistan'dan Van'a, Artsakh Dağlık Karabağ, Kara Kitap başlıklı çalışma, Fransız Senatosu'nun Cumhurbaşkanlığı resepsiyon salonunda düzenlenen konferansta tanıtıldı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 34. oturumu 21 Eylül'de farklı ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti. Ulusal Meclis oturumunda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan açılış konuşması yaptı. Ardından parlamento gündemi tartışıldı ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri arasında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin iç tüzüğü ile ilgili çalışma prosedürü, dış konuların görüşülmesi ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 28, 29 ve 30 Eylül günleri arasında yapılacak konferansına ilişkin konular yer aldı. Oturumun sonunda Ulusal Meclisi milletvekilleri Yerevan'da yapılacak konferansa katılım nedeniyle bir sonraki oturumun ertelenmesine karar verdiler. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 34. oturumuna Ulusal Meclis Başkanı Neli Arutyunyan başkanlık etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu çerçevesinde Birleşmiş Milletler soykırımı önleme konusunda Birleşmiş Milletler Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ile 21 Eylül'de bir araya geldi. Muhataplar, soykırımların ve insanlığa karşı suçların önlenmesinde yüksek teknolojilerin rolü hakkında fikir alışverişinde bulundular. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına karşı başlattığı askeri saldırganlığın yarattığı duruma değinen Dışişleri Bakanı Mirzoyan, muhatabın dikkatini Azerbaycan'ın uluslararası ve insancıl hukukun sürekli olarak ağır ihlallerine çekti. Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun bu suçlara olan tepkisinin ve önleme mekanizmalarını güçlendirmenin önemini vurguladı. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV yayınında Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı tarihçi Aşot Arutyunyan, Doğu Ermenistan'a karşı başlatılan son savaşla nedensel bağlantısı olan Rus-Ukrayna savaş operasyonlarına ilişkin görüşünü sundu. Ukrayna'nın savaş sırasında kullandığı askeri hilelerin Ermeniler tarafından geliştirilen ve hem Batı Ermenistan'da hem de 1. Artsakh Savaşı'nda kullanılan teknikler olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Rusya gibi bir süper güce direnmesinin nedeni budur. Ayrıca 1990'larda Ermeni ordusunda tanıtılan ve efsaneye göre Ermeni ordusuna tekabül etmeyen Rus ordusu modeline de atıfta bulundu. Tarihçiye göre ordumuzun kendisini en iyi şekilde haklı çıkarmak için kendi modeline sahip olması gerekiyor. 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Dünya Evangelist İttifakı Uluslararası Toplumu soykırım suçunu önleme ve cezalandırma konusundaki birçok sözünü tutarak Maraga katliamı kurbanlarının anısını onurlandırmaya çağırdı. Dünya Evangelist İttifakı, uluslararası topluma hitaben yaptığı açıklamada, 1. Artsakh Savaşı sırasında Artsakh Dağlık Karabağ'ın Maraga köyünde Hristiyan Ermenilerin katledilmesinin 30. yılını anmak istiyor. Açıklamada, 10 Nisan 1992'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, sakinlerinin neredeyse tamamı Hristiyan Ermeni olan 4000 nüfuslu bu küçük köyü işgal etti. Maraga katliamı, modern dünya teknik ve dini kimliklerin nasıl sömürüldüğünün trajik bir örneğidir. Uluslararası toplumu, soykırım suçunu önleme ve cezalandırma konusunda verdiği birçok sözü yerine getirerek, Maraga'daki kurbanların anısını onurlandırmaya çağırıyoruz, dendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, uluslararası topluma Azerbaycan'ın Maraga'da yaptığı soykırım ve Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerinde gerçekleşen katliamlarla ilgili gerçekleri genel bir paketle uluslararası topluma sunuyor.
Ulusal Bilimler Akademisi Fahri Doktoru Haritacı Ruben Galiçyan, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin pahasına topraklarını mümkün olduğunca genişletmek istediğini söyledi. Ruben Galiçyan şöyle konuştu. Bugün elimizde Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın 1970 yılında kendi aralarında onayladıkları haritalar var. Bu haritalara göre Karagöl küçük bir tabaka dışında tamamen Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında. Daha önce düşmanın yaşadığı Vartenis'in bazı bölgeleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarıydı. Azerbaycan bu haritaları tasdik ettiklerini ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını yasa dışı yollardan işgal ettiğini de çok iyi biliyor. Üzücü olan şu ki kolektif güvenlik örgütü yalan söyleyerek bu haritaların bilinmediğini söylüyor. Halbuki Sovyetler Birliği'nin karargahı bu haritaları zamanında çizdi ve her iki tarafa onaylattı. Haritacıya göre Azerbaycan böyle bir haritanın olmadığını söylüyorsa şu anda Sovyetler Birliği'nin hiçbir ülkesinin sınırları yoktur demektir. Azerbaycan bir ülke olarak 1918'de kuruldu. Ondan önce İran'ın Adırpatakan eyaleti dışında Azerbaycan yoktu. Galiçyan, 1918-1920 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bir Azerbaycan yerleşim bölgesi yoktu ve Nahçıvan da Azerbaycan'ın bir parçası değildi. Sovyet yıllarında Stalin, Artsakh Karabağ'ı ve Nahçıvan'ı Azerbaycan'a hediye ettiğinde Azerbaycan hesabına geldiği için bunu kabul ediyor. Ama sınırları belirleme zamanı gelince Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan'ın mirasçısı olmadığını ilan ediyor diye ekledi. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın şimdi çizdiği sınırları kabul etmiyor, uluslararası olarak tanınan sınırları olan bir Ermenistan devletini kabul eder. Batı Ermenistan'ın Van'da bakımsızlık, duyarsızlık ve definecilerin tahribatları sonucu Ermenilerden kalma tarihi yapılar her geçen gün yok oluyor. Yaşamının önemli bir kısmını Ermenistan Cumhuriyeti ile Van arasında gidip gelmekle geçiren ve 2015 yılında kente yerleşen Gayane Gevorkyan isimli Ermeni kadın, anne babasının vasiyeti üzerine koyulduğu bu yolculukta bölgede Ermenilere ait izlerin yok olmaması için çabalıyor. 1915'te ailesi Ermenistan Cumhuriyeti'ne sığınan Gayane Gevorkyan'ın tek arzusu anne ve babasının vasiyeti üzerine Gevaş'ta bulunan atalarının mezarını bulmak ve bulmuş da. Hatta babaannesinin mezarlığından aldığı birkaç avuç toprağı alıp Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan babasının mezarına bırakmış. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. 20 Eylül'de Fransa Senatosu'nun Cumhurbaşkanlığı resepsiyon salonunda Senato'nun Artsakh Dağlı Karabağ hakkındaki Uluslararası Bilgi Grubu Başkanı Senatör Bruno Ratoya ve Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin girişimiyle Artsakh'a adanmış bir konferans düzenlendi ve bu kapsamda Artsakh Dağlı Karabağ Kara Kitap başlıklı kolektif çalışması sunuldu. Etkinlik Senato Başkanı Gerard Larcher'in himayesinde gerçekleşti. Konferansta açılış konuşmasını yapan Senatör Bruno Ratayo, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yanı sıra Artsakh Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, özellikle Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik son savaş saldırısını kınadı ve Fransa ile Avrupa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ne destek sağlaması için acil ihtiyacın altını çizdi. Ardından Artsakh Dağlı Karabağ Kara Kitap başlıklı çalışmanın yazarlarının katılımıyla yuvarlak masa tartışması yapıldı. Etkinlik, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Christian Gambon tarafından etkinlik katılımcılarına sunulan Senato Başkanı Larcher'in mesajıyla sona erdi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Ruben Matevosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ha Gloria adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.